Hayatından nasibim bir şok geçmek isteyen derdi. Evet, derdi.
Lütfen hem onlar için, hem diğer hastalarımız için, hem geçmişlerimiz için, hem de kendi günahlarımızın bağışlanması için Allah'a yalvarmamız gereken bir gece olduğunu unutmayalım. Ve şu da var ki, bütün rızıkların ve önümüzdeki bir sene içerisinde yaşayacağımız her halin bu gecede takdir edileceğini de unutmayalım. Ve ona göre Yüce Allah'ın meşru zahire içerisinde taleplerine durmalı. Ondan rızık istediğimiz takdirde rızık vereceğini, ondan afiyet dilediğimiz takdirde bize afiyet vereceğini, ondan bağışlanma dilediğimizde bizi bağışlayacağını unutmayalım. Yine kıymetli kardeşlerim, Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bir gece uyanan Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya başlıyor. Ve onun Fatih Pakistan'ında başını gökyüzüne kaldırmış bir vaziyette bulunuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin bu gecede ne kadar geniş olduğunu anlatmak için Hazreti Ayşe validemize şöyle diyor: İnnallâhe tenzilûn, İnnallâhe teâlâ yedî Süleymeten kısmı min Şaban ile semâni dünya. Şaban ayının yarısına denk gelen bu gecede Allah Teala dünya semasına iner. Rahmetiyle tecelli eder. Feyâdûn li ektâ min adli şâbil lehebi kelbi. Ve Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha çok sayıda günahkarı bağışlar. İşte kıymetli kardeşlerim, bizim hayatımızda dönüm noktası olan bir olacak bir gece. İşte Allah'ın alt ve mağfiretinin üzerimize sağanak sağanak ineceği bir gece. Lütfen bu gecenin diğer gecelerden farklı bir gece olduğunu ve farklı değerlendirilmesi gerektiğini unutmayalım. Bu geceyi okumayı bilenlerimiz Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza namazları kılarak, nafile namazlar kılarak değerlendirmeye çalışalım inşallah. Efendim, bir başka şey de bu geceye önem atfeden hususta İslam alimleri tarafından Kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe'si ibadetine çevrilmesidir. Hicret 2. yılının Berat gecesinde yani Şaban ayının 15. gününde bulunduğunu kabul etmeleri de bu geceye ayrı bir önemli parçasıdır. Değerli kardeşlerim, geceye mahsus bir ibadet vardır diye bir şey aklımıza takılabilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Şaban ayına, özellikle bu ayın 15. gecesine ayrı bir önem vererek bunu ihya ettiğine dair başka rivayetleri dönüp dağlanan alimler bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere özel belli bir ibadet, belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ikaz edip alet haline getirmenin ise kimde yeri bulunmadığını söylemişlerdi. Efendim, bu geceyi tembel istiğfar ederek geçirmenin gerektiğini de unutmayalım. Hemen konuyla ilgili Tahrim Suresinin 8. ayet kelimesini arz ederek sohbetimize devam edelim inşallah. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu tûbû ilallâhi tevbeten nasûhâ. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle, samimiyetle bir daha günaha dönmemek üzere tövbe edin. Asâ rabbukum en yestekfire ankum seyyiâtikum. Umulur ki sizin böyle yapmanızdan dolayı, samimi bir şekilde tövbe etmenizden dolayı Rabbimiz sizin kötülüklerinizi örter. Ve yudhilekum cennetin dediğim tahtel enhâru yevme lâ yuhmillâhum nebiyye ve nebiyye âmenu me'a. Ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah Celle Celaluhu sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Nuruhum yesma ve yedihim ve eyvâhim. Onların nurları göklerinden ve sağlarından onlara aydınlatır gider.
Rabbim bu gece hürmetine vatanımızın bekası için, milletimizin huzuru için canını feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere cümle geçmişlerimize rahmet ve muhammed eylesin. Rabbim idrak edeceğimiz ve nar bilgesi hürmetine gerek koronavirüsten veyahut da başka hastalıklardan dolayı hastanelerde ya da evlerinde tedavi gören kardeşlerimize de bir an önce sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Affettiği kulları hürmetine dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bugün namazımızdaki tüm camilerimizde ilimizde inşaatı devam eden Karşıyaka Camii için yardımlarınızı müracaat edilecek. Rabbim şimdiden yapacağımız yardımları ulu bir yardımla kabul eylesin inşallah. Cuma'nın mübarek